geldiniz. Bugün sizler birlikte ne yapacağız? Kitap yorumu videosu yapacağız. Yanında kim var? Sahte Kraliçe var. Kitabın ismi Sahte Kraliçe. Onun yorumunu yapacağız. Bugün sizler birlikte küçük köpecik de var. Evet, hemen kitabımızı alalım efendim. Ateş ve buz bükücüler var. Düzeltiyorum, çok özür diliyorum. Ateş ve buz bükücüler var. Ve tabii ki de Valtia var. Bu Valtia dedikleri kişi kraliçe oluyor. Bu kraliçe de ateş ve suyu tabii ki de en iyi kullanabilen, onu en çok onda var yani. Anlıyor musunuz? Kitap biraz karmaşık yani aslında ilk başlarında. Bir de Eylül diye bir kız var. Bu 16 yaşında. Valtiyaları ölünce yerine bu kız geçecek. Ama bu kız aslında gerçek kraliçe değil. Eylül'ün hiçbir şekilde bu özellikleri yok. Sonrasında neler olduğunu anlatacağım. O yüzden spoiler istemeyenler bu videoyu hemen terk etmesinler efendim. Bu videoyu terk etmesinler çünkü onlara söyleyeceklerim var. Yazarımız Sarah Fine, Go Kitap ve tabii ki de güzel bir kitap olduğunu da söylemeliyim. Rahipler var, başka şeyler var. Tabii ki de bu kitapta ne var onu söyleyeyim. Hangi yaş grubuna uygun bunu söyleyeyim efendim ben. Şimdi açıkçası zeki çocuklar, okumayı çok seven çocuklar 11 yaşındaki kişiler de okuyabilir. Ama okumayı seviyorsa böyle şeyse 11 yaşla 13 yaş arası diyebilirim. 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş okuyabilir diyebilirim ama bence 12 yaş en ideal. 11 yaş çocuğun kapasitesi varsa olabilir. 13 yaş biraz geç diye düşünüyorum ben. 14 yaş da okuyabilir tabii ki de ama işte yani en doğal olarak bence 12 yaşındaki bir çocuk böyle bir kitap okumalı. 13 yaşındaki bir çocuk yani. 14 yaşındaki bir çocuk için geç olur. Bunu da söyledik. Tabii de ne diyeceğiz? Aşk var. Bu kitapta aşk var. Her kitapta böyle okuduğunuz her romanda resmen artık aşk olacak. Maalesef ki. Sonra başka ne var? Onu da anlatalım size. Bu arada şu kısım çok güzel değil mi? Bakın kitabın şeyi zarar görmüyor. Yalnız burada. Mıknatıslı da. Neyse. Fantastik var. Evet, gerçekten olamayacak şeyler. Fantastik kısım var. Korku, gerilim gibisinden hiçbir şey yok. Gerçekten basit bir anlatım var. Yani onun dışındaki çocuklar da belki zeki ise, yani ne bileyim başka bir şey ise, kitap kurduysa o da okuyabilir. Cidden diyorum yani. Güzel bir kitap bakın. Bilim kurgu birazcık olabilir, bilemiyorum. Macera birazcık olabilir. Aşk ama yani biraz gerçekten bayağı var. Kitabın sonlarında özellikle aşk var. Böyle falan. Macera, işte bilim kurgu onlardan birazcık var. Fantastik de bayağı var. Bu şekilde bir kitap. Şimdi spoiler olabilir. Videoyu terk edebilirsiniz. Bu kız şehirden bir şekilde atılıyor, sürgün ediliyor, bir şeyi çalıyor. Bu kızı öldürecekler çünkü güç açığa çıkmadığı için. Bu kız açlıktan, susuzluktan işte bir şeyler çalmaya çalışıyor. Sonra şehirden atıyorlar. Sonra başka birini görüyor bu kız ve bu kişiyi seviyor tabii ki de.
aşılıyor diyebiliriz. Evet öyle oluyor. Sonrasında bunu evine götürüyor. İşte Bilge'ye götürüyor. Bu da kıza sen bakmasın diyor oğluna. Oğlan da bunu evine götürüyor. Orada işte aşktı, meşkti, olaydı, şuydu, buydu maalesef ki. Böyle şeyler sevmeyenler de okuyabilir. Çünkü aslında çok da yok yani. O kadar aşırı bir şey yok. Hani olsa bile aşırı bir şey yok. Anlıyor musunuz? Birlikte yatmaya başlıyorlar yavaş yavaş böyle. Sonrasında savaşa, kaçırılmalar, savaşlar gibisinden şeyler var. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Gerçekten harikalar mısınız, canlar mısınız? Kız güzelmiş ya bakın. Bakır renkli saçları var kızında. Ama şu görseli hala anlamış değilim. Neyse ya.